Teşekkür ederim. Çok kıymetli Hataylı dostlarımız, hemşehrilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, çocuklar. Bugün burada çok kıymetli genel başkanımızla bir aradayız. Genel başkanımız her yerde söylüyor. Ulu Önder Atatürk'ün Hatay benim meselemdir diye başladığı görevi her dönem her Cumhuriyet Halk Partili kişiler mutlak taşımıştır ve bu veciz sözün gereğini yerine getirme konusunda hassasiyet göstermiştir. Sağ olun. Ben de İstanbul Belediye Başkanı olarak İstanbullular adına Hatay'da yaşadığımız bu ne yazık ki trajik depremden sonra sizlerin her anınızda yanında olma gayreti içerisinde oldum. İstanbul halkı adına bunu yaparken de gururla, onurla yaptık. O dönemde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu an be an süreci takip ederdi. Şimdi de daha yeni seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ilk ziyaretini yine Hatay'a yaparak aslında her birimizin tabii ki 81 vilayetimize olan ilgimiz yüksektir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay'a dönük ilgisini en üst seviyede tutma kararlılığını göstermiştir. Ben hepinizin huzurunda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e hem teşekkür ediyorum hem de çok üstün başarılar diliyorum. Yolu ve yolumuz açık olsun. Bu kavramla Hatay'ın hiçbir anını kendimizden uzak görmeyeceğiz. Şu anda da mevcutta hem Hatay, Antakya'da, hem Samandağ'da, hem Kırıkhan'da muhtelif çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfi Savaş'la, il başkanımızla, burada bulunan milletvekillerimizle, önceki dönem şimdiki milletvekillerimizle hep dayanışma içerisinde hizmet üretme gayretinde olduk. Yaralarınızın sarıldığı bir an önce kadim Hatay'a, Antakya'ya ve diğer ilçelerine yakışır bir biçimde yaşamın o güzel yüzünü hep birlikte yaşadığımız bir dönemi hep birlikte yakalarız diye umut ediyorum. Kayıplarımıza tekrar rahmet diliyorum. Acınızı her daim paylaştık. İnşallah onlara da mahcup olmadan hizmetlerimizi en iyi şekliyle sizlerle buluştururuz. Tekrar Hataylı hemşehrilerimle bir arada olmaktan çok mutlu olduğumu belirtir. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Başkanımıza tekrar çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili Hataylılar, hazır mıyız? Konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Beyefendi'yi büyük alkışlarla kürsüye davet ediyorum. Sayın İl Başkanım, değerli İstanbul ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlarım, kıymetli ilçe başkanlarım, misafir il başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanları, kıymetli muhtarlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün çok değerli üyeleri ve kıymetli Hataylılar, hepiniz hoş geldiniz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlk söz şu, evet sözümü tutmaya geldim. Kurultay sürecinde bütün Türkiye'de yaptığımız bir şeyi Hatay'da yapmadık. Geldim, il çadırımızın önünde televizyonların karşısına geçtim. Kalabalık da vardı ama siyaset yapmadım. Dedim ki vakit Hatay'da siyaset yapma vakti değil. Vakit Hatay'ı gündemde tutma vakti. Çünkü Türkiye'de büyük bir deprem oldu. 10 ilimiz zarar gördü. Ancak Hatay bu zararların yıkılan bina sayısı açısından karşılaştırdığınızda %44'ünü gördü. Türkiye'de 100 bina yıkıldı.
Bunlardan 44 tanesi Hatay'da yıkıldı. Ve Hatay ilk günler koştuk geldik. Önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, onun talimatıyla milletvekilleri buraya geldi. Nöbet tuttuk. Kendisi buraya defalarca geldi. Sevgili Seyit Torun belediyelerden sorumluydu. Hatay'ın en önemli, en çok sahip çıkılması gereken en büyük yıkım, en büyük kayıp kente olduğunu hemen tespit etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilendirdi. Ve daha ilk günden Ekrem Başkanımız kırmızı yeleğini geçirdi. Ekiplerinin başında Hatay'a sahip çıktı. Birileri gibi Lütfi Başkan bu büyük acıya, travmaya rağmen görevinin başındaydı. Ekrem Başkan onun yanı başındaydı. Bravo, bravo. CHP örgütü buradaydı. Ve özellikle ben Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde evladını kaybetmiş, anasını babasını kaybetmiş kişilerin birkaç gün içinde o acılarını yüreğine gömüp başkalarının yardımına koştuğunu gördüm. Örgütümüzle hepinizin koca yürekleriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Ayrı ayrı gurur duyuyorum. İlk günlerde büyük bir koordinasyonsuzluk yaşandı. O süreçte tüm Türkiye'de geç kalındı ama Hatay'da çok geç kalındı. Şimdi enkazlar kalkıyor. 9 şehirde bitti. Hatay'da daha bitmedi. Bir görüşe göre %20'si duruyor, bazıları daha çoğu duruyor diyorlar. Bütün Türkiye'de söz verdikleri gibi bir yılda evler yetişmeyecek ama Hatay'da durum kötü. 275 bin konut yapılması gerekiyor. 33 bin tanesinin ihalesi yapıldı. İnşaata başlanan bunun çok daha azı. Yani ihalesi yapılanların bitmeyeceği de ortada ama tut ki bitti. Bir sene sonunda 10 Hataylı'dan 9'u yine sokakta. Konteyner kentlerde kalınıyor deniyor. Yağmur alıyor, sızdırıyor. Birçok sorunu var konteynerlerin. İnsanlar kendi onarmaya çalışıyor. Kimi de bıkıyor, çadır alıp mahalle aralarına gidiyor. Mahalle arasındaki çadırlar konteyner istiyor, konteyner veren yok. Başvuru yapılınca yardım kesiliyor. Yani sorun çok Hatay'da. Hatay diyor ki bana, il başkanım, ilçe başkanlarım dedi ki Hatay'ı unuttular. Gündemden düştü Hatay. O yüzden Hatay'ı gündemde tutmak lazım. Ben de bundan 20 gün önce onlara dedim ki bir, seçilirsem ki inanıyorum mazbatayı almadan önce gider anamın babamın elini öper, ana kucağından baba ocağından helallik alırım. Mazbatadan sonra ilk ziyareti Hatay'a yapacağım dedim. O yüzden karşınızdayım. Tabii Ayrıca Hatay'a böyle ilk sembolik ziyareti yapıp Hatay'ı unutacak değiliz. Mesele Hatay'ı gündemde tutmak. Bu Hatay'ı gündemde tutmak için benim söyleyeceğim söz şu. Bu partinin birinci genel başkanı Hatay'ın sevdalısı demiş ki Hatay benim şahsi meselemdir. Son genel başkan olarak, şu anda görevdeki genel başkan olarak ben de diyorum ki bundan sonra Hatay benim şahsi meselemdir. Bundan sonra Hatay'ı Türkiye gündeminden düşürmelerine izin vermeyeceğim. Ana muhalefet lideri bir işi şahsi meselesi bellerse o kenti Türkiye'nin gündeminden düşürmeye kimsenin gücü yetmez. Milletvekillerimizi göndereceğiz. Genel başkan yardımcılarımızı göndereceğiz. Parti meclis üyelerimizi göndereceğiz. Milletvekili grubumuz Hatay'a verdiği önemi arttırarak sürdürecek.
ve bundan sonraki süreçte Hatay için sesinizin duyulması, yaraların sarılması için ne gerekiyorsa takip edeceğiz. Deprem konutlarını takip edeceğiz. Önemli olan bir, hızlı yapmalılar. Ama hızlı yaparken alelacele dolgu alanlara falan değil, sağlam zeminlere yapmalılar. Verilen sözleri tutmalılar. Seçime kadar idare edip seçimden sonra bu işin arkasından çekilmemeleri için mutlaka ve mutlaka bu işin takipçisi olacağız. Sağlıkta Allah gani gani rahmet eylesin. Burada 60 doktor öldü, 5 doktor halen kayıp. 600'den fazla sağlık emekçisi hayatını kaybetti Türkiye'nin dört bir yanından ve Hatay'dan sağlık emekçileri sizin Hatay'ımızın bağrında yatıyorlar artık. Hastaneler perişan durumda ve bugün Hatay'da kalp krizlerine müdahale edilemediği için, yeterli teknik donanım olmadığı için ölümler yaşanıyor. Doğumda sorun var, gebelerde sorun var. Bunların hepsini sağlıktan sorumlu genel başkan yardımcımız, Sağlık Bakanı'nın gölge kabinesinde, Sağlık Bakanı'nı takip eden gölge kabinemizdeki doktorumuz Zeliha Hanım çok yakından takip edecek. Yarın kendisine ilk talimatım Hatay'daki sağlık sorunlarını incelemek üzere hekim milletvekillerimizden bir heyet oluşturması olacak. Gelecekler burada çalışacaklar. Ve Hatay'a özgü bir raporu hızla yapıp hem Sağlık Bakanı'na sunacaklar, hem bütün Türkiye kamuoyuyla paylaşacaklar. Sonra da bizim üzerimize ne düşüyorsa o konuda biz de gereğini yapacağız. Eğitimle ilgili sorunu biliyorum, okulları biliyorum, öğrencilerin sorunlarını biliyorum. Buraya atanmayan öğretmenleri biliyorum, özel okul öğretmenlerinin işsizlik sorununu biliyorum. Hepsini teker teker çalıştım, okudum, notlarımı aldım. Hatay bundan sonra benim şahsi meselemdir. Önceki dönem birbirinden kıymetli dört milletvekilimiz vardı. 24, 25, 26, 27. dönemde çalışan hemen bütün arkadaşlarım burada. Bu dönem çok kıymetli milletvekillerimiz eşlik ediyorlar. Ben grup başkanlığından, grup başkan vekilliğinden gelen bir genel başkan olarak onların sahadaki var olmalarının önemini çok iyi biliyorum ve o konuda hepsinin emeklerine, geçmiş döneme, bugüne teşekkür ediyoruz. Birazdan grubumuzun her bir milletvekilinin geçen dönem maaşlarını bağışlamalarıyla yaptıkları konteyner kenti açacağız Ekrem Başkan'la birlikte. Bu emekler için 27. dönemde grubun yarısı kaldı, yarısı değişti. Hem kalan arkadaşlara ve bilhassa şu anda görev başında olmayan arkadaşlara hem katkıları için, hem aylarca hem Hatay'a hem 10 ile verdikleri emek için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın İmamoğlu, Hatay'a yaptıklarınızı asla unutmayacağız. Son söz şu. Çıktık. Ova'nın milletvekiliydi. Sevgili İsmet abi, adına kurban olduğum İsmet abi diyorum. İsmet Paşa'nın adını taşıyana ne diyeceksin? İsmet Bey 3 tane kurbanlık hazırlamış. Ayağımıza kesecek. Ben böyle görüntüleri doğru bulmadığım için mani oldum. Ama o bir hayır yapmak istiyor. Ve Hatay'da gerçekten çok zor durumda olan depremzedeler var. O 3 kurbanlığı acı çektirmeden, usulüne uygun şekilde sıhhi şartlarda kesecekler, uygun şekilde dilimleyecekler ve ihtiyaç sahibi depremzedelerimizle paylaşacaklar. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak İsmet Bey'den rica ediyoruz. O kesilecek koyun sayısını 3'ten 10'a çıkarsınlar, 7 tanesini de bizim grubumuz karşılasın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İnince müziği kapattırdım. Halen daha Hatay'da müzik çalmak içime sinmez. Sinmiyor. Ama böyle büyük acıları bir daha yaşamamayı ümit ediyoruz. Bunun için dirençli kentler inşa etmek, bunun için akla, bilime, fenle uymak, bunun için
torpil iltimas geçmemek, şeffaf, dürüst, iyi yönetmek lazım. Böyle bir yönetime kavuşmak için ve ülkeyi kavuşturmak için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz başkanım göndermek. Sayın Genel Başkanımız için büyük bir alkış alalım lütfen. Onlara da... Bizi kendi içimizde ayrıştırdılar. Ücretli öğretmen, ataması gerçekleşmemiş öğretmen ve özel sektör öğretmenleri adı altında biz öğretmeniz ama. 99 yılında depremde yapıldı başkanım. Şöyle kamera çeksin. Sayın Genel Başkanım, 2000... ataması gerçekleşmemiş depremzede öğretmenleriz. Evet. Evimizi, işimizi kaybettik, işsiziz. Ben 18 yıllık öğretmenim, arkadaşlarımın hepsi de tecrübeli öğretmenler, işsiziz. Bizim kadroya ihtiyacımız var. Bizim KPSS'ye girme gibi bir imkanımız bile olmadı. Lütfen sesiniz olun. Sadece ayakta kalma derdine düştük depremden sonra. Milletvekiller, şimdi dün Milli Eğitim'den sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, evet, Suat Özçağdaş atandı. Evet. Ben şimdi arabadan kendisiyle görüşeceğim. Evet. Buraya gelecek. Hem sağlıktan sorumlu hem Milli Eğitim'den iki Genel Başkan Yardımcımızı buraya görevlendireceğim. Gelecekler, bu sorunu sizlerden dinlesinler. Kamuoyuna duyursunlar. Ben de biraz önce söyledim. Tekrar söylüyorum. Aldı zaten. Tamam. Biz biliyorum. Başkanım, depremde pozitif ayrıldığı takip edeceğiz. 99 aynısı istiyoruz. 99 Düzce depreminde öyle bir atama yapılmış. Depremzedelere hak tanınmış bir defaya. Biz de aynısının yapılmasını istiyoruz. Kanun. Sınavsız. Kanun teklifi verelim. Verelim. Sesiniz olun lütfen. Başkanım, sizden de rica ediyorum. Teklifi verelim. Bu projeye başlamadan önce de zaten görüşmüştük. Biz başkanımızın ilk harcını da onlar attı beraber, biliyorsunuz. Evet. O dönemde grup başkan vekillerimiz ve isimlerimizi andık vardı o zaman. Burayı tamamen bağışçılarımızla hayata geçirdiğimiz örnek bir iş. Başkanımızın talimatıyla bu merkezi depremlerden sonra örnek bir geçici yaşam alanı inşa etmeye karar verdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinin paydaşı olduğu bir süreç. Yol Bakım Dairesi, İSKİ kurumuna kadar yapım organizasyonu KİPTAŞ yaptı. 4 alt birim burada tasarladık. Ticari tüm alt üniteleri düşündük. Kasabından manavına kadar, yaşlı bakım ünitesinden kreşine kadar, spor alanlarına kadar, sağlık ocağına kadar tüm sosyal donatıları da düşünülmüş. Gece nüfusu maksimum kapasitesi 1000 kişiye hizmet edecek bir geçici yaşam alanı burada hayal ettik ve gerçekleştirdik. Sayın Başkanımın talimatıyla biz buranın özel olarak yönetilmesi için Boğaziçi AŞ şirketimiz, İstanbul Büyükşehir'in şirketi AŞ aracılığıyla depremzededen oluşan bir istihdam metoduyla, bölgesel istihdam ofisi aracılığıyla yaklaşık 6 personel istihdam ettik. Bir yönetim modeliyle buranın yönetimini, profesyonel yönetimini sürdürüyoruz. Ayrıca şu iş yerleriyle ilgili de çeşitli uluslararası kuruluşlar ve yerel kamu kuruluşlarıyla işbirliğimiz var. Mesela kreşimiz UNICEF, efendim, UNICEF'le birlikte kreşimiz, Kütüphane-i Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile sağlık ocağını, mesela aile hekimi atadı sağlık il müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü ile birlikte paylaşımcı bir metotla iş yerlerinde yönetiyoruz. Ayrıca burasıyla ilgili de güvenlik birimi de oluşturuyoruz. Yakın zamanda onların da yerelden istihdamı oluşturmak suretiyle güvenliği de çözmeyi düşünüyoruz efendim. Burada tabii Lütfü Bey de bir miktar ailelerin beyaz eşya, beyaz eşya ihtiyaçlarını da çözdü. Dolayısıyla güçlü bir imece. Aslında Genel Başkanım, şunu söylemem lazım. Böylesi bir orta vade yerleşim alanlarının sayısı arttırılırsa, az önce bahsettiğimiz telaşlı, doğru olmayan yerde yapılaşma ve ne yazık ki insanların ihtiyaçlarını karşılama konusunda zaman geçtikçe artan gerginliklerin önüne geçilmiş olur. Bize göre bu tür geçici barınma alanlarının sayısı daha da arttırılmalı. Böyle bir hükümetimizin böyle bir yatırım sahası oluşmalı. Ve insanlar bir nevi buraları bir transfer sahası gibi de kullanabilir. Bittikçe konutlar oraya geçer, başkaları buraya nakledilir ve yine Hatay'da yaşarlar. Çünkü biliyoruz ki birçok Hataylı, başta yakın iller olmak üzere, Hatay'ın dışında şu anda. Burada en az 5-6 yıl rahatlıkla yaşayabilecekleri bir konfor sağladı insanlarımıza. Biz hani biraz da bunu örnek olsun diye yaptık. Umut ederiz ki böyle bir orta vadeli çözümü devletimizin diğer kurumları da düşünsünler Sayın Genel Başkanım. Bir de bir lise yapıyoruz Kırıkan'da. Bunun da işte Ocak'ta temelini atacağız. Milli Eğitim'den izni protokolü yeni çıktı.
birkaç aydır bekliyoruz. Bunun da özel bir durum var. Burada da işçilerimize teşekkür edelim. Çünkü işçilerimizin bayramlarda dağıtılan çikolata parasını onlar bağışlayarak burada bir kaynak oluşturduk ve o kaynakla bu liseyi yapıyoruz Kırkan'ı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hem bütün emekçilerine hem de bütün yöneticilerine Sayın Başkan'ın şahsında teşekkür ediyoruz. Hem lise için hem buradaki bu geçici yaşam alanı olarak ifade ettiğimiz aslında tam olması gerektiği gibi bir hani konteyner kentlerin eksikliklerinden bugün herkes yakındı. İşte alelacele yapılmış, yağmurda soğalan, yan tarafında banyosu sızdıran, ısınmayan, soğumayan konteynerlerdense böylesi bir yaşam alanını kazandırmak çok önemli. Tabii ben burada bir teşekkürü bir önceki dönem birlikte görev yaptığımız milletvekillerimize, 27. dönem milletvekillerimize yapmam gerekiyor. O milletvekillerimizden 65'i yeniden milletvekili oldular. 65'i ise görevlerini siyasetin başka alanlarında sürdürüyorlar şimdi. Hepsinin birer maaşlarını bağışlayarak buranın ilk harcını koydu. Burada önemli bir katkıları var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle grup başkan vekillerimiz Engin Altay ve Engin Özkoç benimle birlikte çok emek verdiler bu işe. Ve Hatay'a yapılması noktasında da grubun ortak bir kararı vardı. Bütün grubumuza ve grup başkan vekillerimize de teşekkür edelim. Tabii önceki dönem genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da burada bir maaşının olduğunu ve grubun böyle bir konteyner kente yapılması için kaynak aktarması ile ilgili onun fikrinin ve talimatının olduğunun da altını çizelim. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Ne mutlu bize lazım. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Çok nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sayenizde çok iyi. İyi misiniz? Merhaba. Nasılsınız? Daha iyi olacağız. Daha güzel günler bizi bekliyor. Bu arada sizi çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İyi teşekkür varsın. Ederim. Sen iyi de iyi ki varsın. Çok memnun. İyi estağfurullah. Sağ olun. Merhaba. 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 Evet. Hatırladınız mı? Sayın Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim abim. Sağ olun. Görevinizi hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İlk ziyareti geldim. Hayırlı olsun inşallah. Hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun. Başkanım hoş geldiniz. Çok şükür. İyiyim başkanım. Hoş geldin. Nasılsınız? Gelmekten mutluluk. Nasılsınız? Keyifli. Çok şükür iyidir. Sizleri sormak. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizleri buralarda görmekten. Memnun musunuz? Çok memnun. Evlerden, etrafından. Ellerinize sağlık. Emeğinize sağlık. Ekrem Başkan'ın emeğine sağlık. Başkan tekrar tebrik ederim. İnan bizler çok uygun bir yer yapmışsınız. Emeğinize sağlık. Ellerinize sağlık. Yani bizi çok mutlu ettiniz. Burada bazı özellikleri özellikle başkanlarla konuşarak mesela engelli vatandaşlarımıza öncelik tanıdığımız gibi bir kısım özel dezavantajlı ailelerimizde öncelik taşıdı, evet, tanıdı evet, arkadaşlar. Evet. Çok özenli tercihler yapıldı. Evet, evet, evet. Onların evet, da bu mutluluğunu görmek evet, bizim mutlu evet, evet. Allah ayağını taş basmasın. Yani inşallah. Aman tekrar emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel bakıyor. Başka teşekkürler. Gel şöyle ortamıza geç bir şey yapalım bakalım. Başkanım bu tarafta. Evet. Şöyle keşke. Ama hepimizi alıyorlar. Hepimizi alıyorlar. Evet. Ha, Engin abicim, Ekrem Başkan'la birlikteyiz. Bu bizim birer maaşla katkı sağladığımız geçici yaşam alanını geziyoruz. Merhaba, o nasılsınız? Burada herkes çok meşgul, çok memnunlar, çok teşekkür ediyorlar. Ben de bütün 27. dönem grubu adına siz iki grup başkan vekilime teşekkür ederim dedik. Ben bu programda böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Yani bir geçici... Ha, hep birlikte gelirdik. Onu konuştuk Ekrem Başkan'la. Yine geliriz. Yine geliriz. Bir dahaki sefere birlikte gelelim. Okulu bitirince geliriz. Okulda yapıyoruz ya. Okul bitince okulun açılışına yapılacakmış. Ona birlikte gelelim. Bağ üstüne söylüyorum. Sağ Büyükşehir sağ Belediye Başkanımız, İl Başkanımız. Bağ üstüne. Haydi görüşürüz. Sağ olun. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Aslan'da tedavi gördü. Kızımız engelli olarak sağ çıktı. Biz işiz. Evet, burada şu an bir artı sıfırda kalıyoruz. Bir de bir tık daha büyük bir ev istiyoruz başkanım. Haritası çizilmesi gerekiyordu. Burada da
veriye dayalı, bilimsel, ortak akıllı, şeffaf bir planlama çalışmasının altlığını, organizasyonu oluşturmak için Hatay Planlama Merkezi'ni kurduk. Sayın Başkanım teşekkür ederiz. Her iki başkanımıza da. Tabii şehirde bugün yaptığımız bütün temaslar Hatay'da kurtarma çalışmaları nasıl geç başladıysa, bu konuda bir tepki ilk günlerde varsa aynı tepkinin enkazların kaldırılması noktasındaki Sayın Bakan'ın ağzından duyduk, işte 9 şehirde enkazlar tamamen kaldırıldı diye. Hatay'da bu %20'sinin en az durduğu konusunda tespitleri dinlemiştik. Sağlıkla, eğitimle ilgili çok ciddi şikayetler var. Bu konuda şimdi biz çiçeği burnunda MYK üyelerimizle birlikte buradayız. Sayın Gökhan Zeybek yerel yönetimlerden ve dirençli kentlerden sorumlu. Aynı zamanda kendisi meclis tarafından oluşturulan komisyonda da partimizi temsil ediyordu. Partimizin de deprem komisyonunda başkanlık ediyordu. Bundan sonra bu görevlendirmeyle birlikte tabii önümüzde bir yerel yönetim gündemi var. Ancak iki görevi var Gökhan Bey'in. Bir tanesi deprem konusundaki, hem deprem bölgesindeki deprem sonrası travmanın ortadan kalkması noktasındaki gözlemleri, onu koordine edecek bir ekiple. Diğer yandan da bütün yönettiğimiz şehirlerde ve yönetmeye talip olduğumuz şehirlere dirençli kentler konusunda çok önemli bir vizyon belgesi paylaşacak. O konuda yerel seçimlere giderken bu gündemi hiçbirimizin ıskalamaması gerekiyor. Bunun yanında yarından itibaren Sağlık Bakanlığı'ndan sorumlu ve Milli Eğitim'den sorumlu Zeliha Şahbaz ve Suat Özçağdaş genel başkan yardımcılarımızı ilde görevlendireceğiz. Hem öğretmenlerle hem öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenip bunları raporlaştırıp birer basın açıklamasıyla ve benim belki gelecek haftaki, yetişirse gelecek haftaki grup toplantıma da getirecekler. Bu Hatay'ın sağlıkla ve milli eğitimle ilgili sorunlarını da ön plana çıkaracağız. Tabii sunumun borçlar kısmı çok hazin. Bu konuda devletin üstüne düşeni yapması gerekiyor. Yani Hatay Belediyesi deprem sonrası böyle gelir kayıplarıyla ve böyle olağan dışı giderlerle, yani koca bir şebekenin ortadan kalktığı durumda olağan dışı giderlerle karşılaştı, yeniden yapıldı. Buraya bu belediye gücüyle altından kalkılamaz. Kaldı ki Türkiye'nin en ucuz suyunu satarken ve aklımızdan da geçmez bunu arttırmak. Bu giderler sürdürülebilir değil. Bu konuda da Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Bey bir çalışma yaparsa, kendisi aynı zamanda milletvekili, grubumuz olarak biz bunların hem de diğer belediyeleri de gözeterek, zaten kanunların genelliği ilkesi gereğince deprem hasarından sonra belediyelerin giderlerinde oluşan bu olağanüstü artış ve gelirlerindeki olağan dışı düşüşü kamunun üstlenmesi, hep beraber yükün altına hazine tarafından girilmesiyle ilgili bir kanun teklifi de verelim, çalışalım. Hatay'ı gündemde tutmaya devam edeceğiz. Sizin sunumunuzda da atıf yaptığınız, biraz önce arkadaşların da bahsettiği, Hatay'ın 255 bin konuta ihtiyacı var. Ancak şu ana kadar 32 bin konutun ihalesi yapıldı. İnşaata başlayan bunun çok daha altında. Yani koskoca bir devlet sözü duruyor Cumhurbaşkanı'nın ağzından. Bir yılda deprem konutlarını bitireceğim, vereceğim dedi. Ve insanlar yetkiyi verirken bu taahhüte de inandılar, etkilendiler bundan. Şimdi yani en iyi ihtimalle bile 10 Hataylı'nın 9'unun sokakta, çadırda, konteynerde bırakıldığı bir birinci yıl yaklaşıyor. Bu konuda kamuoyuna Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diğer taşıdığı sıfata yakıştırmam, ama Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimden önce bir sürü yalanla, dezenformasyonla, karalama kampanyalarıyla uğraşırken depremzedelere de verdiği sözü tutmadığını milletimize, Türk milletine, halkımıza şikayet ediyoruz Hatay'dan. Bunun takipçisi olacağız. Yani bir yılda bitiremezsiniz,
birkaç ay geçer. Hepsini bitiremezsiniz. %80'ini 90'ını bitirirsiniz. Buna diyecek bir şey yok ama daha ihalesi yapılanlar onda birse burada çok büyük bir sorun var demektir. Bir özel teşekkürüm Yıldız Teknik Üniversitesi gibi Türkiye'nin en kadim teknik üniversitesi olan Yıldız Teknik Üniversitesi gibi bir üniversiteden 122 bilim insanıyla çalışıyor olmak çok önemli. Meselenin özü bu zaten. Geçmişteki bütün yönetimler bunu gözeterek yapmış olsalardı Hatay'daki tablo yine canımızı yakardı ama bu kadar feci bir atom bombası düşmüş halinden farklı olurdu. Bir yandan da tabii Ekrem Başkan'a ilk günden beri her şeyi yaptı. Yani ben Ekrem Başkan deyince gözümün önüne üzerinde kırmızı işte çalışanların ayırt edilebildiği yeleğiyle harıl harıl sizinle birlikte verdiği mücadelesi geliyor. Tabii siz de o büyük travmada 7 gün 24 saat ayaktaydınız. Dönemin milletvekillerinin emekleri unutulmaz. Geçmiş dönem milletvekillerinin emekleri unutulmaz. Ama Ekrem Başkan'ın sadece bugüne kadar getirdiği değil, Hatay'a birlikte kazandırdığınız Hatay Planlama Merkezi, İPA çok iyi bir örnek. İstanbul Planlama Ajansı muhteşem bir örnek. Yani ben İPA'nın çalışmalarını gördükçe bizden önceki 25 yılda ne çok şey kaybettiğimize yanıyorum. İstanbul ne çok şey kaybetmiş. İstanbul Planlama Ajansı gibi bir ajansın olmamasından bu Hatay için bu kadar acıdan sonra önemli bir kazanım. Hatay'ın yarınları içinde dirençli bir Hatay'ı inşa etmek ve yeniden abad etmek için son derece önemli. Buradaki hassasiyetimiz Hatay'ın demografik yapısına sahip çıkmaktır. Hatay tüm inançların birlikte ve bütün dünyaya örnek olacak şekilde yaşadığı, iki farklı dinden, iki farklı mezhepten, iki farklı inançtan komşunun, farklı farklı inançlardan komşuların aynı mahallelerde komşuluk yaptığı, maalesef şimdi pek çoğunun aynı mezarlarda yan yana yattığı bir şehir burası. Bu şehir ayağa kalkarken bu kimliğini kaybetmemeli. Bu şehir ayağa kalkarken kültür varlıklarını kaybetmemeli. Rastgele yeniden inşalar, kötü restorasyonlarla bin yıllık, binlerce yıllık Hatay'ın tarihi eserleri özelliğini kaybetmemeli, zarar görmemeli. Bu konudaki hassasiyetimizi bir kez daha vurguluyoruz. Hatay'ı seviyoruz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun Hatay'a hizmet eden, Hatay'a el uzatan, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bilhassa da bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyelere, iki belediye başkanımın şahsında teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Hatay ayağa kalkarken gerçekten de bir canlı organizma gibi kaldırmak zorundayız. Sadece inşaat yapmakla bu olmaz. İşte biraz önce bizim ajansımızın çalışması gibi 15 alanda birçok organı ve organları birbirine birleştirecek, Hatay'a ruh verecek, sadece fiziksel anlamda değil, Hatay'a ruh verecek kültürel, medeniyet birikimi, tarih bilinci ve Hatay'daki ticaret, turizm, tarım hepsini içine kapsayacak ve herkesin mutlu olacağı bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Gerçekten de sadece barınma sorunu çözmek Hatay'ın sorunu çözmek değildir. Ben tekrar size çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizim mahalli sanatçılarımızın yapma sanatı var. Bir müsaadenle başlayalım. Bir konu ilave edeceğim. Belki ajansı da kaçırmadısın. Kapatır giderse sıkıntı olur. Çünkü bir yandan bir ajans canlı yayındayken diğerine haksızlık olmasın. Havaalanının kapalı olması sorunu hep iletildi. Diğer yandan hem İskenderun-Antakya yolu 2 kilometrenin aşılmasının 30 dakika 1 saat sürdüğü durumların olduğu söylendi. Bir de Belen yolunun ayrıca Honda kavşağı denilen yerde de 7 ilçeyi birbirine bağlayan kavşağın çok uzun sürede geçilebildiği, burada ulaştırmayla ilgili bu sıkıntıları da dün tam da işte belki de ilk ziyaretimizde bunun için böyle bir gölge kabine görevlendirmesi yaptık. Aynı zamanda kendisi deprem komisyonu da üyesi olan ulaştırmadan sorumlu arkadaşımız Karasu arkadaşımız ulaştırmadan sorumlu. Sosyal medyada öyle şakalar yaptılar. Ulaş olduğu için mi ulaştırmadan? Ulaş Karasu arkadaşımızı da
yarın gelecek olan veya önümüzdeki gün gelecek olan ekibe dahil edelim ve bu sorunla da yerinde tespitlerle, belki basınla birlikte yerinde tespitlerle Türkiye'ye bunu duyuralım diyoruz. Şimdi buyurun başkanım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, o da bizim kalbimizde İstanbul gibi çok hizmetler verdiler, Allah razı olsun. Her noktamızda kendilerinin hizmetini görüyoruz, birçok belediyemiz olduğu gibi. Onlara da hoş geldiniz diyoruz, sefalar getirdiniz diyoruz. Ve çok özel bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Lütfü Savaş. Hepimiz enkazda kalanlarımız oldu. Çocuklarımızı bir yere bıraktık. Ailemizi bir yere bıraktık. Hizmete devam ettik. Onurumuzdur, gururumuzdur. Ona da görevinde başarılar diliyoruz. Başımızdan eksik etmesin inşallah Cenab-ı Memran. Fazla uzatmayalım. Allah rızası için El Fatiha. فُسِعَتْ ثَمَرَاتْ وَبَشِّرِ Başkanım. Aslında üzerine söylenecek söz de yok. Başın sağ olsun demekten başka da bir şey gelmiyor elden ama kimsesiz mezarlığı da var. Yine aynı şekilde sonradan belirlenen mezarlar da var. Hala dertli olanlar da var. Burada hissettiğiniz nedir, onu öğrenmek istiyorum. Şimdi tabii o günü bir daha yaşamış olduk. 6 Şubat'ı yan yana, hepsi 6 Şubat yazan mezar taşları. 6 yaşında olan da var. Kendi yaşıtım var. Babamın yaşında olan var. Her yaştan insan tabii çok duygulanıyor. Sonrasında biz çok sıcağı sıcağına 12 saat içinde bölgedeydik. İnsanlar mezarlık ziyaretlerinden sonra dünya haliyle meşgul olmayı bir süre bırakırlar. Hayatın kıymetsizliğini ve aslında herkesin en sonunda bunu tatacağını, o yüzden de hırslara, tartışmalara, kavgalara gerek olmadığını düşünürler, söylerler. Sonra bir süre sonra bunu unuturlar, yine normal koşturmanın içine dönerler. Şimdi toplumsal olarak burada onu yapmamak lazım. Bu arkadaki görüntüden ders almak lazım. Böyle toplu mezarlar olmasın, kimsesizler mezarlıkları olmasın istiyorsak, İşimizi herkes işini düzgün yapacak, dürüstçe yapacak, bilimden, fenden yararlanarak yapacak. Sağlam binalar yaparsanız, dirençli kentler oluşturursanız böyle mezarlıklarınız olmaz. İşinizi iyi yapmazsanız, birilerine işte birkaç kat fazla verirseniz, dere yataklarını imara açarsanız, zemin etütleri sağlam olmayan yerlerde olmayacak yüksek binaların yapılmasına izin verirseniz, sizin aslında yaptığınız şey kente kötülükten daha da büyüğü, bu mezarlığı inşa edersiniz. Bu mezarlıklar öyle kararlarla inşa ediliyor. Buradan her siyasi görüşten yerel yöneticinin ve siyasetçinin alması gereken dersler var. Bir daha böyle acılar yaşamamak için hepimiz işimizi ciddi, dürüst ve bilimden uzaklaşmadan yapmamız lazım. Teşekkür ederim.